Rutin olarak kış bakımımızın yapılması lazım. Bu kış bakımı yapıldığı zaman hangi bakımı yapılmamız gerekiyor? Bunların kış lastiği dedim, cam sileceği, ondan sonra aküdür, genel yağ bakımıdır. Aracımızın antifrizin suyunu değiştirmemiz lazım. Çünkü antifriz suyunu değiştirmediği zaman aracın donmasına sebep oluyor. Bunları yaptıktan sonra malumuz çoğumuz uzun yola veya kısa şehir içi mesafelerde aracı kullanıyoruz. Trafik işaret ve levhalarına uymamız gerekiyor. Trafik levha ve işaretlerinin vermiş olduğu kurallar içerisinde hareket etmemiz lazım. Özellikle dikkat edilmesi gereken kış aylarında veya karlı havalarda biz ne yapıyoruz? Hemen araçlarımızı çıkartmamamız lazım. Karlı havalarda veya çok don tutmuş zamanlarda toplu taşıma araçlarını kullanmamız lazım. Veya bizim mesela halk arasında bildiğimiz bazı kuralı aslında yanlış bildiğimiz bazı başlıklar var. Örneğin mesela sisli havalarda biz dörtlü yakıyoruz. Bu dörtlü değil, sisli havalarda sis farı yakılmamız lazım. İkincisi kar yağdığı zamanlarda biz ne yapıyoruz? Araçlarımızın lastik basıncını ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Aslında bu bildiğimiz yanlış bir bilgidir. Aksi takdirde lastik ölçülerimiz neyse ona göre yol almamız lazım. Maalesef biz ne yapıyoruz? Çok hız kurallarına uymuyoruz. Bu hız kurallarına uymadığımız zaman ne oluyor? Bu felakete neden oluyor. Yolun belirtmiş olduğu hız neyse ona göre gitmemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarında biraz daha sakin davranmamız lazım. Biraz daha hoşgörülü davranmamız lazım. Daha güzel bir sezonu atlamamız için hepimizin bu kış aylarında elimizden gelen tüm trafik işaret ve levhana uymamız lazım. Mesela kış aylarda çoğu yollarımız buz tutuyor. Bu gizli buzlama dediğimiz bazı nedenler var. Buzlu yolların daha da adam buza temas ettiği zaman panik yapıp frene basması gerekiyorken aslında o frene basılmaması değil, biraz daha rahat, sakin, panik yapmadan o buz sürecini atlaması gerekiyor.